only one to have represented the CTO on the platform of this nature. And konuşmaya devam ediyor olmamızın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu dönemde maalesef savaşların yaşadığı bir... Not a diplomacy that, like any, that you establish in a blink, right? It's something that you have worked on. The resilience of the people of Ramallah in relation to what has transpired in Gaza. So platforms of this nature. A municipality and part of UCLG and another 18 or 20 other great networks. Ramallah managed much incubated by this very strong backing. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu forum artık ülkemizin en önemli marka değerlerinden birisi oldu. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG olarak bu yıl ilk kez yerel yönetimlerle ilgili bir formla bu programa dahil olmuş olduk. Diplomasinin yerelleşmesi çok önemli ve kıymetli. Onun için UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Yerel yöneticilerin bir dezavantajı var. Biz dünyada oluşan krizlerin aslında karar vericileri değiliz. Yani savaşlara biz karar vermiyoruz. İklim değişikliğinin oluşma nedenlerine biz karar vermiyoruz. Ama buradan çıkan sonuçların şehrimizde yaşayan insanları doğrudan etkiliyor. Global dünyada aslında şehir yöneticisi olarak zorluğumuz bu yaşanan olayların karar vericileri olmadığımız halde şehrimizde yaşanan krizlere karşı şehrimizi dirençli hale getirmek. Onun için yerel yönetimlerin diplomaside yer almasının çok kıymetli ve önemli olduğunu söylüyorum. Tabii bu konu şehirlerin en önemli gündem maddelerinden birisi. Dirençli şehirler oluşturabilmek. Çünkü ülkemiz ve dünya şu anda birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Bir taraftan yaşanan depremler, iklim değişikliğinin şehirlerimiz üzerindeki etkileri, yaşanan savaşlar ve bunun bütün etkilerini şehirler olarak bizler yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'de gerçekleşen 11 ilimizi etkileyen depremde fark ettik ki yerel yöneticilerin en önemli gündeminin şehirleri dirençli hale getirmek olduğunu. Çünkü bu şehirde yaşayan insanların bütün sorumluluğunu biz taşıyoruz. Onun için her türlü afete karşı öncelikle şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Ben bu dirençli şehirler meselesini iki bağlamda incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir, afet öncesinde yapmamız gerekenler. İki, afet sırasında yardımlaşma ve dayanışma. Afet öncesi yapılması gerekenler her şehrin kendine göre risk haritalarını oluşturarak en sorunlu alandan başlayarak çözümler üretmemiz gerekiyor. Bazı şehirlerin depremle ilgili öncelikleri olurken bazı şehirlerin tsunami ile ilgili öncelikleri, bazı şehirlerin kuraklıkla, bazı şehirlerin aşırı yağışlarla ilgili problemleri var. Dolayısıyla bunun için hızlıca çözümler üretmemiz gerekiyor. Ama şehirlerin buna hazır olması için aslında ulaşmamız gereken şey finans kaynağı. Bence hepimizin yapması gereken şey şehirlerin bu finansa ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler ve yollar bulmak. Çünkü çok güzel fikirleriniz olabilir, çok güzel projeleriniz olabilir ama bunu eğer gerçekleştirmek istiyorsanız finansa ihtiyacınız var. Dolayısıyla özellikle şehirlerin afetlere hazırlanması konusunda global sistemin ekonomik olarak şehirleri desteklemesi konusunda çok daha fazla inisiyatif ve rol alması gerekiyor. Tabii bir taraftan yaşanan savaşlar neticesinde yok olan şehirlerimiz var ve biz bu tüm afetlere karşı birlikte hareket etmeyi, sorunları birlikte çözmeyi de başarmak zorundayız. Afet öncesi yapmamız gerekenlerin listesi her şehir için belki farklı farklı ama afet sırasında büyük bir dayanışmanın dünyanın gösterdiğini de mutlulukla izliyoruz. Özellikle Türkiye'de yaşanan depremde dünyanın birçok ülkesinden ve birçok şehirden arama kurtarma başta olmak üzere çok sayıda yardım aldık. Bunun da büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bir problem yaşadığınızda dostlarınızı yanınızda hissetmek çok önemli. Onların sadece varlığı bile önemli. Onun için şehirlerin bu konuda da birbiriyle iletişim halinde olması ve bu tür durumlara hazırlıklı olması gerekiyor ki zor durumda birbirimize yardım gerçekleştirebilirim. Ayrıca bu dönemde maalesef savaşların yaşadığı bir dönemdeyiz. Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar Ukrayna'nın birçok şehrini neredeyse haritadan sildi. Yine Gazze'de yaşananlar hem onlara duyduğumuz saygıyı, onların mücadelesine desteğimizi, yaşanan katliamın insanlık tarihi için kara bir leke olduğunu ifade etmek hem de diğer konularda şehirlerin gündemini taşımak zorundayız. Ben bu konuda
bu tür platformların çok önemli ve kıymetli olduğunu, dayanışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu birlikteliğimiz artarak devam edecektir. Antalya Diplomasi Forumu ülkemizin son dönemlerde oluşturduğu en önemli diplomatik markalardan birisi haline geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCIG olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda ilk kez bu yıl yerel yönetimlerle ilgili bir gündem oluşturduk. Burada belediye başkanlarımızla yerel gündemin küresel gündeme aktarılmasıyla ilgili ciddi bir panel ve oturum gerçekleştirmiş olduk. Yerel meselelerin tüm dünyada konuşulması konusunda UCIG başkanı olarak rol almaya devam edeceğiz. Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu'nun Konya Büyükşehir Belediyesi olarak partnerliğini bu yıl gerçekleştirerek Rumi Dirimsi tüm dünyada gelen misafirlerimize Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin tanıtılması konusunda bir tanıtım aracına dönüştürdük. Herhalde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda şehrimizi temsil etmeye devam edeceğiz. Tamam hocam, sağ olun. Seyrede görüşürüz.